Abdurrahman Dilipak, ah Malthus ah. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 7,5 milyarlık dünya nüfusu 2100 yılında 11,2 milyara çıkacak. Nüfusun en fazla artacağı kıta Afrika'da 2100'de 4,3 milyar kişi yaşayacak, Asya ve Avrupa'da ise nüfus azalacak. Afrika'da bu yıl yaklaşık 1,2 milyar kişi yaşarken bu sayının gelecek 50 yıl içinde 3,1 milyara, 2100 yılına kadarsa yaklaşık 4,3 milyara kadar çıkacağı ifade edildi. Afrika ülkelerinden Angola, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Malawi, Mali, Somali, Uganda, Tanzanya ve Zambiya'nın nüfusunun ise 2100 yılında yaklaşık 5 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Yaşlı bir nüfus beraberinde sağlık sorunlarına sebep olacak. Sosyal güvenlik sistemi çökecek. 2023 Türkiye için yeni bir başlangıç için eşik olarak görülürken, Batı dünyası 2023'ü böyle giderse büyük çöküşün başlangıcı olarak görüyor. Thomas R. Malthus, Godwin'in politik adalet üstüne incelemesine cevap olmak üzere 1798'de nüfus ilkesi üstüne bir denemeyi yazdı. Godwin'in tüm hükümetlerin kötü olduğunu, politik düzenlemeler ve mülkiyetin yerleşmiş biçimlerinin insanlığın yaşadığı sorunların esas kaynağı olduğunu ve akıl yoluyla bu sorunların çözülebileceğini söylemesine karşılık, Malthus sorunun bu kadar basit olmadığını, daha derinde yatan nedenler olduğunu öne sürer. Ona göre nüfus kendisini yaşatacak besinden daha hızlı artar. Malthus'a göre İngiltere nüfusunun 7 milyon kadar olduğunun tahmin edildiği bir zamanda, ürünün de bu sayıyı yaşatacak kadar olduğunu varsayımından yola çıkarak şöyle bir öngörüde bulunur. İlk 25 yılda nüfus 14 milyona fırlayacaktır. Yiyecek de iki katı artsa geçim kaynakları bu artışa denk olurdu. Bundan sonraki 25 yılda nüfus 28 milyona ulaşacaktır. Daha sonra 56 milyon olacak ve geçim araçları bu sayının ancak yarısına yetecektir. Ve ilk yüzyılın sonunda nüfus 112 milyonu bulacak, oysa geçim kaynakları ancak 35 milyonu besleyecektir. Böylece 77 milyon tamamen aç kalacaktır. Demek ki nüfus geometrik olarak artarken 1, 2, 4, 8, 16, 32, besinler aritmetik olarak arttığından 1, 2, 3, 4, 5, besinler nüfusu karşılayamayacaktır. Doğum kontrolünü savunanlar iddialarını bu teoriye dayandırırlar. Bu onlara göre bilimsel ve rasyonel bir tespittir. Aslında Freud, Darwin, Malthus ve diğerleri yaşadıkları tarihin en büyük algı operatörleridirler. Bugün Malthus'tan söz edeceğim. Söylemiştim, Malthus'a göre nüfus yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddelerinden daha çok hızla artıyor. Onun için nüfus planlaması şart. Bu görüşün babası bu adam. Teorisinin adı Malthusian Theory of Population. Thomas Robert Malthus, 1766-1834, nüfus kontrolü üzerine teorileriyle ünlü bu kişi aslında İngiliz asıllı bir rahip. Aynı zamanda ünlü demonist, yani cinci. Evet evet, cin çıkarma uzmanı, yani l'exorcist ve iktisatçı, karamsar teorileriyle tanınır. Doğum kontrolünü savunuyordu ama 3 çocuk sahibiydi. Çocukları Lucy Malthus, Emily Malthus ve Henry Malthus. En çok Charles Darwin, John Maynard Keynes gibi isimlerden etkilendi. Bilindiği gibi Darwin kızılderilileri ve karaderilileri insanlaşma aşamasına gelmemiş maymunlar olarak görüyor ve onlara hayvan muamelesi yapılmasında bir sakınca görmüyordu. Evrim teorisine dayalı bir uygulamaya göre 1962 yılına kadar hayvanat bahçelerine ek bir bölümde insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlar olarak bu insanlar sergileniyordu. Batı'da insan hakları aslında beyazlar içindi. Uzun bir süre. Malthus eğitimine Jesus Koleji'nde başladı ve Cambridge Üniversitesi Washington Akademisi'nde tamamladı. Malthus nüfusu kontrol etmek için sadece doğum kontrolü önermez, nüfusun dengelenmesi için doğa kendi dengesini devreye sokar ve salgın hastalık, veba, kıtlık, savaş gibi olaylar kaçınılmaz olur. Aslında bugün sezeryanla doğum ya da sperm sayısını düşüren gıdalar ve topluma empoze edilen sağlıksız beslenme ya da geç evlenme, çekirdek aile, evlilik dışı birlikte yaşam aslında hep bu politikanın ürünü olarak önümüze çıkar. Erdoğan'ın evlilik ve çocuk sayısına ilişkin politikası Batılılar tarafından kendi düzenlerine yönelik bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Malthus güya ruhani biri, şeytanlarla savaşma eğitimi almış ama şeytani bir öneride bulunur. Bu durumda ahlaki kısıntı önerilebilir. Özellikle alt sınıflar için erken evlenme ve çok çocuk sahibi olma yerine fuhuş uygun bir çözüm olabilir. Malthus açıkça fuhuş propagandası yapıyor. Pornonun desteklenmesi, pembe diziler, seks turizmi, çıplaklığın bu kadar reklam edilmesi aslında hep bu planın bir parçası olarak öne çıkıyor. Alkol, uyuşturucu, fuhuş ve kumar bu senaryoda özel ve anlamlı bir konuma yükseliyor.
Malthus ayrıca yoksullara yardım politikalarına da şiddetle karşı çıkar. Ona göre bu yardımlar yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine tembelliğe özendirip yoksulluğun yaygınlaşmasına yol açar. Görüldüğü gibi bunların hayatında vicdan ve merhamete yer yok. Bunların ruhanilerinde bile Allah korkusu, ahiret inancı yok. Malthus'un fikirlerine karşı sosyalist düşünürler nüfus planlaması yerine ekonomi planlamasını öneriyorlar. Procter'a göre yeryüzünde fazlalık olan tek bir insan var, o da Bay Malthus. Sefalet ekonomi politiğin eseri. Ekonomi politik sefaletin örgütlenmesi diyordu. Marx'a göre ise nüfusun fazla olması doğa yasası gereği değil, kapitalist sistemin ihtiyacı sonucuydu. Bakın, dünyada en büyük soykırım suçlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir iddiaya göre 70 milyon Kızılderili'yi katlettiler. Christoph Kolomb 1492'de Amerika'ya ayak bastığında 27 milyon olan Kızılderili sayısı 1892'de 1,5 milyona düşmüştü. Aradan geçen 400 yılda 40 milyondan daha fazla insanı daha katletmişler. Tabii bütün bu rakamlar farazi. Beyaz adam 40 milyon insanı köleleştirmiş. Tabii 40 milyon insanı köleleştirirken savaş ve isyanlarda bir o kadar insanı daha öldürdüğü varsayılıyor. Gerçek şu ki bugün bile Afrika'nın gerçek nüfusunu bilmiyoruz. Kayıtlı nüfus daha çok kilise ve misyoner okullarının ve Birleşmiş Milletler kamplarına kayıtlı insani yardım alan insanların sayısıyla sınırlı. Ki bunları bir kısmı Hristiyan, bir kısmı da yardım almak, iş sahibi olmak ve eğitim için gerçek kimliğini gizleyerek kendini Hristiyan olarak tanıtanlardan oluşuyor. Malthus'un cinayet planları hala masada. Beyaz adamın şeytani oyunları da. Onlar biz ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.